Pandemi süreci ister istemez kurum ve kuruluşlara daha farklı bir bakış açısı yüklemek durumunda kalıyor ve nasıl maliyeti aşağıya çekeriz, nasıl bu süreçte yararlı oluruz anlayış içerisinde de çalışmalar yapılıyor. Şu anda Beştepeler diye bilinen bölgede rahmetli Çalık'ın da isminin anıldığı bu su depomuzun olduğu yerdeyiz. Buradaki suyumuzu ki kaynak suyu niteliğinde olan zaten Kayseri'nin suyunun en önemli özelliği hem içiliyor hem kullanılabiliyor olması gerçekten nitelikli ve önemli bir bizim için değer. Bu da Cenab-ı Allah'ın lütfu Erciyes'imizin bize sehavetiyle, cömertliğiyle 200 metreden aşağı yukarı çektiğimiz ve buluşturduğumuz sular söz konusu. Mineralden zengin, iyot açığı söz konusu değil. Dolayısıyla guatr hastalıkları oluşmuyor. Bu güzellikleri taşıyan böyle bir suyumuzu pandemi sürecinde gerçekten izole olan, karantinaya alınan özellikle şehir hastanesinde, üniversite hastanesinde, KYK yurtlarımızdaki vatandaşlarımıza steril koşullarda ulaştırmak suretiyle su gereksinimlerini karşılıyor ve en güzel kamu hizmetini veriyoruz. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarına bu yönde de destek oluyoruz. Tabii sadece su konusunda verdiğimiz hizmetle kalmadık. Hatırlanacağı üzere daha önceki süreçte dezenfektanların çok adeta bir miktarda fırsatçılık anlayışıyla rakamların yukarıya doğru çekilmesiyle biz nasıl olur da bunu kendimiz sağlarız diye kafa yorduk. KASKİ'mizin yapmış olduğu çalışmalarla el dezenfektanı, ortam dezenfektanı ve kolonya üretimlerini sağlamak suretiyle totalde yaklaşık 2 milyon TL civarında kamu menfaatini sağlamış olduk. Ben emeğe geçen kuruluşumuzun, KASKİ'mizin değerli çalışanlarına başta genel müdürümüz olmak üzere teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bu yapmış oldukları fedakarca, gayretli ve araştırmacı kimliğiyle olan çalışmalarından dolayı. Ayrıca pandemi sürecinde bu vakayla buluşan canlarımıza geçmiş olsun diyor. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ama bütün bunların yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sürekli öğütlediği maske, mesafe, temizlik üçlemini asla göz ardı etmememiz gerektiğini, bunun bir maliyeti yok. Sadece uygulamaktan ibaret, buna inanmaktan ibaret, bunu sahiplenmekten ibaret. Gereksiz yere kalabalık yerlerde bulunmamamız gerektiğini, kalabalıklardan kısa sürede bulunacaksak bulunup uzaklaşmamız gerektiğini de paylaşmak istiyorum. Pazar yerlerimizde, düğünlerde, nişanlarda, kına vesaire gibi değişik gerekçeleri bahane ederek bir araya gelmeden çok prosedürü, formaliteyi yerine getirip kısa sürede herkesin kendi en güvenilir mekan olan evine çekilmesini sağlaması lazım. Alışveriş merkezlerinde fazla oyalanmadan ihtiyacımızı karşılayıp ayrılmamız lazım. Özellikle gençler ve çocuklardan ben bir büyükleri olarak, doktor büyükleri olarak istirham ediyorum, rica ediyorum. Diyorum ki bana bir şey olmaz, bende bir şey yok, bana bulaşmaz mantığı içerisinde hareket etmek yerine size bulaşmayabilir ya da ama siz taşıyıcı olarak bir başkasına bulaştırabilirsiniz. Direnci düşük ya da belirli yaşa gelmiş olanlarla karşılaştığında bu virüsün adeta hayatımıza mal olacağında hatırlamamız gerektiğini ben paylaşıyor. Bu konuda ister istemez gerek dünyada, gerek ülkemizde, gerekse şehrimizde olan bir miktar hareketliliğe dikkat çekmek suretiyle hassasiyet gösterelim diyor. Anlayışla yaklaştıklarına inandığımız Kayserili hemşehrilerimize ki büyük oranda bu kurallara uyduklarını gözlemliyoruz değişik ziyaretlerimizde. Daha da dikkatli olmalarının çok daha fazla doğru olacağını bir kez daha hatırlatıyor. Hepsine teşekkür ediyorum.